Değerli hocam, Adana Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Kent Konseyi'nin değerli temsilcileri, misafirlerimiz, tüm katılımcılar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sözlerime başlamadan ben de bugün Çanakkale zaferimizi kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazi olup ahirete irtihal eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası uğrunda şehit olan tüm şehitlerimizi bu vesileyle rahmetle anıyorum. Yine bugün burada toplanmamızın gerekçelerinden birisi olan kent konseyleri, dönem başkanı da Ankara'nın aldığını bütün Türkiye'ye duyuruyorum ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Efendim, deprem gerçeğiyle bugün buradayız. Ama biz 6 Şubat'tan beri alandayız ama yaptığımız ne? Yaptığımız sadece kurtarma çalışması. Yani yanlışlık burada. Deprem olduktan sonra yardıma koşmak, onu kurtarmaya çalışmak, insanları kurtarmaya çalışmak mesele değil. Kamu yöneticilerinin en önemli görevi önce afete hazırlık, afetin olmasını engellemek. Hatta Şanlıurfa'da sel oldu. Geçen yıl Ankara'da da çok sel oldu. Ama Ankara'daki sellerin sebebi belliydi. Çünkü Devlet Su İşleri Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazmış, taşkın sahalarını belirlemiş, bir an evvel buraları ıslah edin demiş. Bazılarının projesi yapılmış ama hiçbirisi ıslah edilmediği gibi taşkın sahası denilen yerlere de gökdelenler dikilmiş, binalar yapılmış. Şehrin %100 arazisinin %3'üne sıkıştırılmış bütün konutlar. Toprak artık suyla buluşmuyor. Ve hepsi %3 yan yana durduğu için ısı yayıyor. Dolayısıyla şehir selleri oluyor. Her yer asfalt, kaldırım, yokuş aşağı. Zaten Ankara'da eğimli bir kent olduğu için seller kaçınılmaz oluyor. Ondan sonra kalkıp vay mazgal temizlenmedi falan filan demenin de anlamı yok. Biz afeti üzerimize çekiyoruz. İbret de almıyoruz. Dün bir televizyonda söyledim. İbret almayan ibretlik oluyor. Yine deprem de aynı şekilde. Yani Türkiye coğrafyasında deprem sıklıkla oluyor. Hala ovalara imar veriliyor. Ankara'da da veriliyor. Ovalara verilen imar sadece binanın sağlamlığını korumuyor. Ekolojik dengeyi de bozuyor. Oralarda toprağın suyuyla buluşması lazım. Örnek Kahraman Kazan, örnek Yenikent, Sincan üzeri ne kadar tarım arazisi varsa buralar organize sanayi veya sanayi adı altında imara açıldı. Ama aynı yerlerin üst kısmında bütün mülkiyeti devlete ve hazineye ait olan tepeler bomboş. Atalarımız ne yapmış? Yerleşirken birbirinin manzarasını, ışığını, güneşini kesmeyecek şekilde yokuş aşağı eğimli yerlere yapmış ve en azından sağlam araziye yapmış. Rant uğruna, para hırsı uğruna maalesef önce imar veriyoruz, çok katlı binalar yapıyoruz, sonra yıkılınca da niye yıkıldı diyoruz. Birincisi bu, afet olmadan, deprem olmadan ibret almak suretiyle hatalarımızdan ders alarak işe başlamak durumundayız. İkinci olarak liyakat söz konusu. Yani bu depremde gördüm, hiçbir kamu kuruluşunu incitmek istemem ama liyakatın olmadığını gördük. Ve kendiliğinden sivil toplum ortaya çıktı. İnsanlar, evet 1400 belediye oradaydı. Fakat 1400 belediye kendiliğinden hareket etti. Şu anda Sayın Karayalçın dediği gibi Türkiye'nin en dinamik kuruluşlar büyükşehir belediyeleri ve belediyeler. Çünkü birçok köyde artık büyükşehirlerde il özel idaresi, köylere hizmet götürme birliği falan yok. Bütün araçları bizde, herhangi bir büyükşehir belediyesine hazır olun şuraya gidiyorsunuz dendiği zaman en az 500 araç, 2-3 bin personeli oraya 5-6 saat ne kadar uzak olursa olsun 5-6 saatte intikal eder. Yani bu çalışmaları büyükşehirlerin yapması lazım. Ama 40 gün geçtiği için söylüyorum. Bunu siyaset yapmak için de söylemiyorum. Siz depremin birinci günü biz şu parti teşkilatlarıyla kendi belediyelerimizde sahadayız derseniz oradaki kamu kuruluşları şöyle anlarlar.
Siz sadece şu belediyelere hizmet edeceksiniz, onlarla çalışacaksınız, diğerleriyle çalışmayacaksınız anlar. Böyle mesaj alır insanlar. Halbuki şöyle söylemeniz lazım. Bir afet var, tüm belediyeleri, sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırıyoruz. Hep birlikte bu enkazı kaldıracağız denmesi lazım. Yani insanlar o şekilde mesaj alıyorlar. Buna rağmen bu sorunu yaşatan var. Yaşatmayan liyakatlı yöneticilerimiz de var. Onlarla işbirliği yapan suretiyle depremin ilk günden beri 6-7 ilin tamamını bir şekilde çalıştık. Önce arama kurtarma çalışmaları, daha sonra enkaz ve hayatın normalleşmesi için çalışmaları yapmaya başladık. Şimdi de o bölgeleri de kalkındırmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ne yapabiliriz? Onlara çalışıyoruz. Şu gerçekte sözlerimi tamamlıyorum. Burası Kent Konseyi bir sivil toplum kuruluşu. 1800 kadar katılımcısı var, 5000 gönüllüsü var. Sürekli toplanıyor ve şehre ait söyleyecekleri her şeyi söylüyorlar ve kenti biz hep birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Kent konseyleri sayısı Türkiye'de de az, Ankara'da da maalesef tüm belediyelerimiz de yok. Ama yani köklü bir kurum olduğu için çok söz söylemek istemiyorum ama depremin birinci günü kamyonlarımız Hatay'a boş gidiyor. Çadır götürelim diye Kızılay'dan çadır istiyoruz, muhatap bulamıyoruz, dönmüyorlar bir daha. Şimdi Kızılay böyle çalışınca ne oluyor? Sivil toplum kuruluşları kendinden ayağa kalkıyor, beklemiyor. Ve bir Kızılay'ın normalde iyi çalışan, liyakatlı çalışan bir kurum olsa toplayacağı paraların hepsi toplumun güvendiği başka sivil toplum kuruluşlarına gitti. Bu bir vakadır. Bu bir gerçektir. Kızılay'a vermek istemediler. Sivil toplum kuruluşlarına verdiler ve onlar üzerinden Ahbap, Babala gibi ve diğer kuruluşlara verdiler. Bunun yanında yine ismi ne olursa olsun vakıf, dernek, tüm sivil toplum kuruluşları kendileri çıktı oralarda bir şeyler yapmaya çalıştı. Buradan bir mesaj çıktı. Demek ki önce belediyeler, valilikler ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşları afet sonrasında birlikte hareket ettikleri zaman çok daha fazla can kurtarılacak, çok daha az hasar olacak diye düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşları dolayısıyla sadece kente ait fikirlerini söylemeleri gerektiği kadar böyle bir afet anında işbirliği yapması gerektiği zaman da kendiliğinden ortaya çıkıp yine ortak aklı ve ortak çalışmayı orada da harekete geçirmek suretiyle biz inşallah Türkiye'de bütün yaralarımızı hep birlikte saracağız bu afet anı için ama şehirlerimizde daha akılcı bilim ne diyorsa onu yapacak şekilde yine sivil toplum kuruluşlarıyla herkes ortak akılla harekete geçerek bir daha inşallah bu hataları yapmayacağız. İbret alalım diyorum. Sözlerimi böyle bağlıyorum ve tekrar bu dönem başkanlığında hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum.